Evet arkadaşlarım ve bugün sizlerle mirror cube nasıl çözülüyor ona bakacağız. Öncelikle mirror cube'e başlamadan önce orta parçalardan benim önereceğim şekilde daha kolay oluyor bence. En ee, aşağıda olanı seçmeye çalışalım. Mesela en hafif yani en kalın olmayan sayılmaz ama şimdi bu yukarıda bakın bu gözüküyor. Şöyle bakınca zaten şu iki parça böyle bayağı aşağıda gözüküyor yani. Ve bir bakın anlaşılıyor. Bu iki parça bayağı bir aşağıda gözüküyor. Bence bu parça zaten. Ee, hangi parça olduğunu filan diye düşünüyorsanız zaten belli olsa da mesela bu küçük olan buraya gelince daha aşağıda kalıyor. Bakın. O yüzden en aşağıda olanı seçiyoruz. Sonra e, en ince parçaları yani mesela şu parça, bu parça bu parça, bu parça bu parça bu parça. Şimdi normal 3 çarpı 3 nasıl çözülüyorsa öyle çözüyoruz. Yani ilk önce artı yapıyoruz. Neredeydi şeyimiz? Ha. Bu ince parçaları öylesine yerleştiriyoruz. Bakın. Neredeydi bu? Diğeri nerede? Burada. Bakın. En ince ve küçük parçalar. Artıyı yapıyoruz. Artıyı yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Tabii ki de bu kenarları eşleyeceğiz. Bura olmuş, bura olmuş. Buralar olmamış. Buralar olmayınca zaten normal algoritmamızı uyguluyoruz ve her tarafı eşliyoruz. Bunu çözmeniz için 3 çarpı şu kübü de bilmiyor, biliyor olmanız lazım. Onu da benim kanalımda bulabilirsiniz. Sonra artıyı yaptıktan sonra köşeleri koyacağız. Ee, mesela buraya incelerden hangisi gelebilir? Şu gelebilir. Hemen bunu buraya alıyoruz ve yerleştiriyoruz. Aşağı sol yukarı sağ Ha. Pardon buraya değil de buraya. Bu parça geliyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi yerleşti. Buraya bu parça geliyor. Ve diğer son parçamız da bu. Bunu da buraya yerleştiriyoruz. Ve en zor gözüken kısım bence buydu. Böylelikle bir kenarı yapmış olduk ve hepsi de düzgün bir şekilde eşli. Ondan sonra kenarları oturtuyoruz. Mesela çeviriyoruz. Buraya gelen bir şey var mı? Tam üstüne. Bur gelmedi. Buraya gelen bir şey var mı? Gelmedi. Buraya geldi. Bu nereye gelebilir? Ya sola ya da sağa gelecek. Eğer zorlanıyorsanız tahmin edin derim ama burada anlaşılıyor zaten. Ee, sol tarafta oldu. Onu sola yerleştirdik. Sonra aynı daha deminki gibi bakıyoruz. Parça var mı? Bu. Sola yerleştiriyoruz. Bakın geldi ama sola uyum olmadı. Bu da olabilir. Sağda doluydu zaten parça. Bu. Büyük bir ihtimalle sağ tarafta. Sonra bir de buraya parça gelecek. Heh, bu nereye gelebilir? Yani hiçbir yere gelmez diyeceğim ama ve gelmedi zaten. İşte böyle böyle yapıyorsunuz. Basit yani. Klasik 3x3 ee, şeyi. 3x3 değişik versiyonlarından bir. Sonra yukarıda artı yapacağız. Bakın artının burası oldu zaten görüyorsunuz. Bunu normal artı algoritması ile yapıyoruz. Ondan sonra ee, ortaları olmuş. Hemen köşeleri de yerine yerleştirelim. Ve böylelikle küpümüz çok iyi dönmediği için böyle tam şey yapamıyoruz. Ve böylelikle ayna küpümüz bitiyor. Yani mirror küp. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.